Efendim, hastaneler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan hemşerilerimiz için detaylı bilgi vermek üzere stüdyo konuğumuz Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Yaşar Taşdemir. Şu anda stüdyo konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu sormak istiyorum. Eski Numune Hastanesi şu anda yeni Numune Hastanesi'nde ek binası olarak kullanılıyor. Bu ek binadan hangi hizmetler veriliyor? İlk olarak bu öncelikle sorudan başlayayım ben. Size ve izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Ben uzman doktor Yaşar Taşdemir. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yapıyorum. Sizin de haberinizde bahsettiğiniz gibi Numune Hastanesi A blok dediğimiz yeri biz planlamamızda butik bir hastane olarak planlayıp adını da Numune Hastanesi Mevlana Ek Blok olarak isimlendirdik. Biz burada haberinizde de saydığınız gibi poliklinik hizmetlerinin yanı sıra 205 yatakla yataklı tedavi hizmeti vermekteyiz. Yataklı tedavi hizmetlerimiz iç hastalıkları, psikiyatri, fizik tedavi, göğüs hastalıkları ve amatem bulunmakta. 20 civarında da poliklinikle vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. 20 civarında. Peki bu poliklinikte hizmet alan hastalar laboratuvar işlemleri için yeni binaya mı gitmek zorunda? Butik hastane planımızın en önemli ayağı buydu aslında. Evet. Biz hastalarımız geldiğinde küçük bir hastane başka yerde hizmet almasına gerek olmayan, geldiğinde laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerini alabilmesi için burada Mevlana Ek Blok'ta laboratuvar birimimizi röntgen, ultrason ve MR birimimizi kurduk ve hizmet etmekte şu anda. Yani eski binada, ek binada yok o laboratuvarlar. Yok. Peki, eski binamızda mevcut. Evet. Bu Mevlana Ek Blok dediğimiz butik hastanemizde bunların hepsi mevcut şu anda. Hepsi mevcut. Gitmek tabii zorunda kalmayacaklar. Yok, yani hastalarımız geldiğinde tüm hizmetlerini aynı bina içerisinde hallederek tedaviler sağlanacak. Peki söylemek istediğiniz son olarak herhangi bir konu var mı? Biz amatemden bahsetmek istiyorum biraz. Evet. Amatem madde bağımlılarının tedavi ettiğimiz bir merkez bizim. Biz bunun çalışmasını uzun zamandır verilerle yapıyoruz. Şimdi madde bağımlılığı öncelikle aileyi, kişiyi, aileyi ve toplumu etkileyen önemli bir problem. Evet. Tabii Sivas madde bağımlılığı konusunda göç alan diğer illerimiz gibi İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi çok yüksek değil. Ancak bize emniyetten ve polikliniklerimizden gelen veriler buralarda da madde bağımlılığının artış gösterdiği yönündeydi. Biz de bu plan dolayısıyla 1 Aralık 2015'ten amatemi hizmete açtık. Amatemde kimler hizmet alır? Madde bağımlıları, alkol bağımlıları, esrar, eroin. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen her vatandaşımız gelebilir yani. İnşallah. Bunlar hizmet alabilir. Bunun yanı sıra hayatımıza son dönemde giren internet değişik bağımlılıklar da oluşturdu. Evet. Bunlar nelerdir? İşte oyun bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Bu bağımlılığı olan vatandaşlarımız da bu birimimizden hizmet alabilirler. 10 yataklı bir birimimiz burası. Hastalara 3 şekilde hizmet veriyoruz. 1, hastalarımız gelir bize poliklinikten ayaktan tedavi edebildiğimiz hastalara ayaktan tedavi ederiz. Danışma hizmeti verdiğimiz hastalara danışma hizmeti veriyoruz. Evet. Eğer yatması gerekirse de hastalarımızı 10 yatak tedavi merkezimizde yatırıyoruz. Burada hastalarımız ilaç tedavisi alırlar. Bunun yanı sıra biz hastalarımıza yeni alışkanlıklar, yeni aktiviteler, hobi alanları oluşturduk. Evet. Biz bağımlılıktan önceki eğlence ve mutluluk zamanına dönsünler istiyoruz hastalarımız. Tabii tedavi burada bitmiyor. Şimdi bağımlılık bir bütün. Toplumsal bir bütün dedik. Bizim sosyal çalışmacı arkadaşlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız hastalarımızın biz tedavi ettikten sonra çıktıklarında neyle karşılaşacaklar, eve gittiklerinde nasıl bir ortam, arkadaş ortamları nasıl, hangi hobileri var, bunlara dair de çalışmalar yapıp hastamızı sonraki aşamaya da hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii burada hastalarımızın isteği çok önemli. Şu anda tedavi hizmeti veriyoruz. Planlamamız uzun zamandır olduğu için sağlıklı bir planlama oldu. Biz buradaki personellerimizi deneyimli personellerden seçtik. Deneyimli, istekli. Yani çünkü bu iş biraz zor bir iştir. Evet. Bu vesileyle amatem personelimize çok teşekkür ediyorum. Ve bu arkadaşlarımıza ciddi yoğun bir eğitim programından geçirdik. Türkiye'nin iyi merkezlerinden biri olmaya adayız. Öyle de olacağımıza inanıyoruz inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.